Merhabalar sevgili dinleyiciler, hayırlı geceler diliyoruz yine sizlere. Bir hafta geçti aradan ve yine yepyeni bir Gönül Pınarı programıyla birlikte olmanın elbette mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda 7'den 77'ye bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize saygı ve selamlarımızı sunuyoruz Gönül Pınarı'ndan ve TGRT FM'den. Ana kumanda masasında Bilal Mert arkadaşımız var. Gönül Pınarı'nı sizin için Sayın Osman Ünlü hocamız hazırlayıp sunuyor. Ve ben Fatma Beyza Tütüncüoğlu, selam ve sevgilerimizi yurdumuzun dört bir köşesine sunduğumuz gibi şu anda bizleri yurt dışından dinleyen saygıdeğer dinleyicilerimize de ulaştırmak istiyoruz. Ve elbette dünya hayatında çok zorluklar yaşıyoruz ama yaşadığımız zorluklar karşısında ne yapmamız lazım? Bunu nasıl işte belki bizim için zarar görünen şeylerde kar görünebilir ya da pek çok konu yine Gönül Pınarı'nın konuları arasında yer alıyor. Hem sosyal konular değil mi efendim? Sabır, paylaşma, yardımlaşma, dayanışma, bunların bize getirdikleri, götürdükleri, yapmadığımız takdirde götürdükleri. Elbette. Ama ondan önce ben yine klasik girişimi yapayım ve size hoş geldiniz diyeyim dinleyicilerimiz adına. Bir hatırınızı sormak istiyorum efendim. Efendim hoş bulduk. Elhamdülillah. İyiyiz. Cenab-ı Hak bugünlerimizi aratmasın diyoruz. Tabii biz de her hafta cuma gecesinde olduğu gibi yine gecemiz hayırlı olsun diyoruz. Tabii cuma günümüz de hayırlı olsun. Cenab-ı Hak hakkımızda hayırlısını nasip ve müyesser eylesin. Efendim bugün dünya ve ahiret saadetine kavuşma konusu üzerinde durmaya çalışacağız. Dünya ve ahiret saadetine kavuşma konusu üzerinde durmaya çalışacağız. Tabii konu hassas bir konu, önemli bir konu. Bugün aşağı yukarı her Müslümanın arzu ettiği, istediği, varmak istediği bir konu. Nedir o da? Hem dünyada rahat etmek, huzura kavuşmak, hem de ahirette ebedi saadete kavuşmak. Hepimizin istediği bu, arzu ettiği bu. Ta Adem Aleyhisselam'dan itibaren insanların istedikleri bu. Her insan dünyada rahat etmek ister, müreffeh olmak, refah seviyesi yüksek olsun ister, huzurlu olsun ister, ahirette de ebedi saadete kavuşsun ister. Bu mümkün mü? Yani hem dünyada insan huzurlu olacak, mesut olacak, hem de ahirette ebedi saadete kavuşacak. Bu mümkün mü? Elbette ki mümkün. Peki bunun reçetesi ne? Yolu ne? Nereden geçer? Bir yerden aynı şekilde böyle bir şey alacak mıyız? Bilet alacak mıyız? Yani bir yere giriş yapacak mıyız? Formülü var mı? Ya da dilekçe mi vereceğiz? Efendim dilekçe vermeye veya da herhangi formaliteye gerek yok. Çünkü Allah-u Teala'nın dinini seçmede, Allah-u Teala'nın dinini kabul etmede herhangi bir formaliteye gerek yok. İhtiyaç da yok. Sadece dil ile söylenip kalp ile tasdik edilen bir tek sihirli bir kelime. Sihirli bir cümle. O da nedir? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü demek suretiyle dünyada rahat etme, huzura kavuşma, ahirette de ebedi saadete kavuşma reçetesine, formülüne, sarayına girmiş oluyoruz. Bu formüle, bu reçeteye sahip olmuş oluyoruz. Sadece bu. Yani efendim dünyada rahat etmek, huzurlu olmak, huzurlu olabilmek ancak Allah-u Teala'ya iman etmek ve onun peygamberi vasıtasıyla aleyhissalatü vesselam gönderdiği dini kabul edip buna göre yaşamakla mümkündür. Başka türlü mümkün değildir. Değil mi? Büyüklerinden bir zat çok güzel bir tarif yapmış da böyle bir daire çizmiş. Bu dairenin içi İslamiyet, yani Allah-u Teala'nın gönderdiği din. Bütün iyilikler, bütün faideler, bütün saadetler, huzur, rahatlık bu dairenin içindedir. Bu dairenin içerisinde hiçbir mazarrat, yani kötülük, zarar yoktur. Bütün zararlar da bu dairenin dışındadır. Yani bütün faideler, iyilikler, güzellikler, huzur, saadet İslamiyet sarayının içerisindedir. Bütün kötülükler de, mazarrat da, huzursuzluk da bu İslam sarayının dışındadır. İslam dairesinin dışındadır. Öyleyse ebedi saadete kavuşmak, dünyada da rahat ve huzurlu yaşayabilmenin tek bir formülü vardır. O da iyi bir Müslüman olmak. Tek bir formülü var. İyi bir Müslüman olmak. İyi bir Müslüman dünyada rahat olur, huzurlu olur, rahat eder. Kendisi rahat olduğu gibi, kendisi huzurlu olduğu gibi nasıl efendim bu kalorifer petekleri var. Böyle har har sopalar gibi yanmaz. Fazla ısı vermez. Yavaş yavaş ısı verir. Isı yaydığı zaman etrafındakini yakmaz, yıkmaz, kimseyi incitmez, rahatsız etmez. Ilık ılık ısı verir ve huzur verir. O odayı da ısıtır, kimseyi rahatsız etmez. İslamiyet'i buna benzetmişlerdir.
mesela çok benzetenler olmuş daha önceki asırlarda. Mesela neye benzetilmiş? Suya benzetilmiş. Su gibi ol. Ondan sonra ekmeğe benzetilmiş. Çünkü ekmek herkese lazımdır. Su herkese lazımdır. Ondan sonra Hacı Bayram Veli Hazretleri gibi toprağa benzetmişler. Toprak gibi ol. Peki insanın toprak gibi olması, su gibi olması, ne bileyim güneş gibi olması, hava gibi olması ne ile mümkündür? Ancak Allah-u Teala'nın gönderdiği dini öğrenmek ve bunu buna uygun olarak yaşamakla mümkündür. Dünyaya gelmek suretiyle hepimiz hamız. Yani bir tarlaya çeşitli şeyler ekilir. Hatta bilmiyorum Fatma Hanım siz hiç yaptınız mı, ziraatta uğraştınız mı da meyve fidanlarıyla falan hiç karşılaştınız mı, ektiniz mi veyahut da böyle bir şey rastladınız mı? Bazı mesela cins elmadır, şeftalidir, kirazdır, bu fideleri alırsınız, götürürsünüz, dikersiniz. Belli bir müddet bunlar büyüdükten sonra bir bakarsınız ki ah dersiniz. Bunu aşılamamız lazım. Niye? Çünkü ya toprağından ya ikliminden ya da ne bileyim aynı şekilde biraz yontulması gerekiyor. Onun da formülü aşıdır. Aşılanmak suretiyle ondan güzel meyve alınır, leziz meyveler alınır. İnsanlar da aynı şekilde doğdukları zaman hamdır. Yani sağını solunu budamak gerekir. Ne yapacağız o zaman? Bir tane bıçak alalım falan, işte kolunu keselim, burnunu keselim falan. O şekilde dümdüzgün bir insan olur mu? Hayır, o şekilde değil efendim. Şimdi insanın ham olması ahlakendir. İnanç itibariyle, düşünce itibariyle. Çünkü Cenab-ı Hak insanda ruhun yanı sıra nefs denen bir kuvvet yaratmış. Bu kuvvet işte cehalet, zulüm, katarlık, işkence etmek, eziyet etmek, inkar etmek, isyan etmek, cimrilik, haset, riya, kin, düşmanlık şeyin vasıflarıdır bu saydıklarımız. Nefsin vasıflarıdır. İşte böyle bir nefsi Cenab-ı Hak bizim içimize koymuş. Cenab-ı Hak hatta kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki önce aklı yaratmış sonra nefsi yaratmış. Akıl da işte zeka onun içerisindedir buyuruyor. Gerçi akıldan farklıdır zeka. Doğruyu iyiden ayırabilmek ve adalet, ondan sonra ne bileyim faydalı şeyler ortaya koyabilmek özellikleriyle donatılmıştır buyuruyor. Şimdi ruhsa Allah-u Teala'ya ezelde benim Rabbim sensin diye söz vermiştir. Cenab-ı Hakk'a itaat edeceğine dair vaadi vardır. Cenab-ı Hak şimdi aklı, ruhu, nefsi bu bedende birleştiriyor. Bu bedende birleştiriyor. Dolayısıyla şimdi bu insanı bu şekilde böyle bırakacak olursanız, hani tarlalarda ayrık otları biter böyle. Eğer o ayrık otları kendi haline bırakacak olursanız artık tarlaya herhangi bir şey ekemezsiniz çünkü.